Bursa Yenişehirli çiftçiler tarlalarında kullandıkları suya en ihtiyaçları olduğu anda %110 zam gelince meydanlara indi. Ellerinde pankartlarla zammı protesto eden çiftçiler Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye seslendi. Çimozat pahalı, gübreyi pahalı aldık. Yani devlet bize yardımcı olsun. Tarım Bakanı rica ediyor. Biz 2000 lira aylık alıyoruz. Bundan ne yapabiliriz? Bu suya bizim ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu su yıllardır boşa aktı. Şimdi devlet yatırımlarıyla bize hizmet olarak döndü. Dağlardan akan su köylülerin hizmetine girdi ama zamla. Peş peşe gelen mazot gübre zammından sonra çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı suya gelen %110'luk zam bardağı taşıran son damla oldu. Ellerinde pankartlarla meydanlara inen çiftçiler Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye seslendi. Sayın Tarım Bakanı, bize yardımcı ol. Ne olur. Beni aradılar. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı olarak dediler ki başkanım biz zarar ediyoruz. Biz zam yapmamız lazım. Tamam da bu zamı yaparken %110 yapın demedik ki. İnanın bu şartlarda fiyatları bilseydi bu çiftçi vallahi bu mısırın %50'si ekilmezdi. Neden? En çok su kullandığımız ürünlerden bir tanesi mısırdır. Mısırların, bezelyelerin en çok su istediği zamanda Bursalı çiftçiler zam haberini aldı. Tarımsal sulamada kullandıkları suya %110'luk zam geldi. Bursa Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş çiftçilerle bir araya gelerek zammı protesto etti. Bugün artan fiyatlara rağmen üretim yapıyorsak karşılığında da ürettiğimizden para kazanmamız gerekir. Bezelyeyi sattık. Üretim yapan arkadaşlarımız bu sene mazotu 22 lirayken bezelye yerine hazırladı. Bugün 30 TL oldu litresi. Bu insanlar sattığı üründen para kazanamadı. O yüzden buradayız. Para kazanacakları yerde zarar üstüne zarar eden çiftçiler sulama amacıyla kullandıkları suya yapılan zammın geri çekilerek köylülere indirim sağlanmasını istediler. Derhal bunu aşağıya çekin. Yoksa bizim işimiz kötü. Ne olur bu senelik bizden su parasının yani kurtaracağı şekilde alın ki mağdur etmeyin.